Günümüzde insanlar inanmak istemeseler de eskiler şehrin ilk kurucusunun İstanbul'un ve Ayasofya'yı ilk inşa edenin Hazreti Süleyman Aleyhisselam olduğunu bilmekteydiler. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ayasofya hakkında ashabına bir şeyler anlatmış mıydı diye düşünmekten alamıyor kendini insan. Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi tarihçilerinden ve aynı zamanda Reisül Küttab, Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi, 1541 yılında yazdığı Tarihi Kale-i İstanbul ve Mabedi Ayasofya isimli kitabında şu bilgilere yer verir. Bir gece Cebrail aleyhisselam gelir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi miraca davet eder. Cebrail aleyhisselam ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gök tabakalarını ve cennet katlarını gezip dolaşmaya başlarlar. Firdevs cenneti makamına da girerler. Orada camiye benzeyen bir makam görürler. Bu binanın içinde 40 adet yakuttan direk vardır. İçerisinin çevresi zümrüt ve firuze taşlarla kaplanmış, döşemeleri gümüşten yapılmış, dış avlu billur üzerine değişik ziynetlerle süslenmiştir. İçerisinde altın ve gümüş lülelerden oluşmuş havuzda devamlı kevser suyu akmaktadır. Buraya girenlerin bir daha çıkmak istemedikleri anlatılmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kardeşim Cebrail, bu güzel ve süslü makam neresidir?" diye sorar. Cebrail aleyhisselam, "Ya Muhammed, ümmetin için Allah-u Teala o makamı oluşturmuştur. Buna Cami-ül Kübra yani Büyük Cami derler. Bu makamın benzeri dünyada üç tarafı deniz, bir tarafı da kara ile çevrili Konstantiniye şehrinde bulunmaktadır. Bu şehirde Sofia adlı güzel bir ibadethane ve yüce bir makam vardır. Bunun adına da Cami-i Süra, küçük cami derler. Burada kastedilen Ayasofya'dır. Burada gördüğün yüce makamın dünyadaki timsalidir. Senin ümmetine onun içinde ibadet etmek nasip olacaktır diye cevap verir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan bu sözleri işitince Allah'a şükredip o güzel makamı gönlünce görüp seyreder. Allah-u Teala ile konuştuktan sonra Allah-u Teala buyurur. Ya Muhammed, dünyadaki Cami-i Sûra'da bir kimse safi niyetle iki rekat namaz kılıp niyaz ederek sevabını sana bağışlarsa o kulum günahlara batmış biri olsa bile onu cennet ehli yaparım. O iki rekat namaz yerine de kabul olunmuş 70 rekat namaz sevabı veririm ve kim 40 gün o camide, Ayasofya'da ibadetle meşgul olursa ona 4 peygamber sevabını veririm. Bu 4 peygamberden birincisi Adem, ikincisi Nuh, üçüncüsü İbrahim, dördüncüsü de sensin ya Muhammed. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile vedalaşıp Miraç'tan döndükten sonra ashabına Ayasofya makamını anlatır. Her biri kulaktan aşık olurlar ve inşallah ölmeden evvel o güzel makamın içine girip ibadet etmek kısmet olur derler. Mesabih kitabında yazıldığına göre Ayasofya Camii'nde hala iki ruhani melek bulunmaktadır. Bu iki melek gece gündüz Ayasofya'nın kubbeleri altında Allah'ı tesbih ederler. Kıyamete kadar tavaf ederler. Sahabeden Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretleri de bu hadiseyi bilenlerden idi. Muradımız Ayasofya'da namaz kılmaktı demiş ve günümüzde pek çok kişi bilmese de bu isteği daha evvelde anlattığımız gibi şehit olmadan gerçekleşmişti. Evet, gördüğünüz gibi Ayasofya'nın Müslümanlar için önemini anlatan bir hadisedir bu. Ayasofya'nın önemi tabii ki anlatmakla bitmez. Ama tabii acı bir süreci de var Ayasofya'nın. Nedir bu? Müzeye çevrildiği bir süreçtir. Bizans Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1930'lu yıllarda bu yapı ibadete kapatılarak müzeye çevrildi. Bunu da bir sonraki videomuzda anlatacağız inşallah. Bizi takip etmeye devam edin efendim.